Beşiktaş'ta daha önce pozitif çıkan testler dahil hepsinin negatif çıktığına <laughs> dair bir haber de vardı. Beşiktaş ne zaman antrenman yapacak, son durum nedir sevgili muhabir arkadaşım? Hakan Gündoğar'dan bu detayları alacağız. Hakan hemen sözü sana bırakalım. Teşekkür ediyorum Mustafa. Öğlen saatlerinde aslında Beşiktaş'ın yarın antrenmanlara başlayacağını söylemiştik. Çünkü Sergen Hoca ligin başlama süresi kısaldıkça artık e, yapacak bir şeyimiz yok. Bu lig oynanacak ve bizler de hazır olmak zorundayız. Bunun için çarşamba günü herkesi antrenmana bekliyorum ifadelerini kullanmıştı. Ama hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Beşiktaş kulübü bünyesinde bulunan 8 kişi de Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bir futbolcu olduğu belirtilmişti. Eee idari teknik heyetten ve sayın başkan ve bir yönetici olmak üzere ise 6, e, 5 kişinin daha eee pozitif çıktı belirtilmişti Covid-19 testleri ki bugüne dönmüştü dün'e dönmüştü aslında gözler çünkü dün e, teste testte testlere devam edildi. İkinci testler yapıldı ve bu testlerin sonrasında bu akşam Beşiktaş camiasına müjdeli haber geldi fakat şu parantezi açayım. Beşiktaş Kulübü az önce bir e, nasıl söyleyeyim? E, medya bilgilendirme yolladı. E, Sayın başkanın e, testiyle ilgili yine Beşiktaş Kulübü'nün resmi hesaplarından bilgilendirme yapılacağı belirtildi. Başkanın durumun ayrı olması nedeni, kulüp başkanı olması nedeniyle testi, test sonucunun daha sonra Beşiktaş Kulübü tarafından açıklanacağı belirtildi. Bu 7 isim şu anda testlerin negatif çıkması. Tabii ki yüzleri, çok özür diliyorum, yüzleri güldürdüğünü söyleyelim ama Yarın başlayacak antrenmanları ve bu sefer aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun göndermiş olduğu protokolü harfi harfine uygulayan uygulamıştı Beşiktaş. Ama önlemler daha da arttırıldığını söyleyelim Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yöneticilerle futbolcuların ve teknik eğitim binaları tamamen ayrılmış durumda. Ve bu yüzden de tedbirlerin daha da sağlamlaştırıldığını belirtebiliriz sevgili Mustafa. Peki sevgili Hakan bu süreçte çok fazla transfer haberi de görüyoruz, okuyoruz ya da o duyumlar da geliyor. Sinan Gümüş iddiası var, Cenova'ya bir teklif götürüleceği yönünde. Son olarak Antalyaspor'da kiralık oynamıştı yeni sezon için. Bu transfer iddiası için neler söyleyeceksin? Şunu söyleyebilirim. Öncelikli olarak iç transfer Beşiktaş'ın gündeminde. Fakat dış transferde de çok fazla sayıda futbolcunun Beşiktaş takımına geleceğini düşünmüyoruz. Aldığımız bilgiler bu yönde. Onu da belirteyim. Çünkü hatırlanacağı gibi bütçenin 35 milyon euro olacağı söyleniyordu ama bu rakama bile ulaşamayacak gibi gözüküyor maaş bütçesi Beşiktaş'ta. Bugün yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra bu maaş bütçesinin bile oldukça zor olduğunu söyleyelim. 15-20 milyon euro arası önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın maaş bütçesini oluşturacak bir kadroyla Sergen Yalçın'ın sahaya çıkmasını istiyor Beşiktaş yönetimi şu anda gözüken tablo o çünkü geçmişten gelen borçlar ve futbolcuların almış olduğu çok yüksek meblalar nedeniyle Beşiktaş yönetimi iyiden iyiye kemerleri sıkmış durumda ekonomik olarak bütün önlemleri almış durumdalar Sinan Gümüş adı geçiyor en Sakal adı geçiyor transfer Beşiktaş'ta şu anda tamamen ikinci planda öncelikli olarak takım içerisinde bazı isimlerin sözleşmelerinde indirime nasıl gidecekleri ne kadar indirim alabileceği Beşiktaş yönetiminin şu anda tamamen bu konuşuluyor. Ee, en sakala evet görüşüldü. Ön protokol yapıldı. Sayın Erdal Torun oğullarında ön sözleşmenin olduğu söyleniyor. Ama e, en sakalanın e, şu anda yap, yer. daha önce yapmış olduğu e, paylaşımlarda e, kesinlikle şu anda anlaştığım bir yer yok demişti ama görüştüğü biliniyor. Beşiktaş'la e, anlaştı mı? Caner kalırsa en sakala da olacak mı? Böyle bir ekonomik durumda iki futbolcunun maliyeti Beşiktaş'ı çok sarsmayacak mı? Bunların hepsi çok büyük soru işareti ama şunu söyleyeyim ben Beşiktaş'ta yeni sezonda transfer sayısının mevcut kadro korunduğu takdirde iki veya üçü geçmeyeceğini düşünüyorum Mustafa. Hakan Gündoğar çok teşekkür ederim. Katkılarından dolayı Beşiktaş'ta Sayın Başkan Ahmet Nurçebi hariç bütün testler negatif evet. bu sevindirici bir haber. Sayın Ahmet Çebi'ye Beşiktaş'ın Sayın Başkanı'na da acil şifalar diliyoruz. A Spor ailesi olarak Beşiktaş top yapacak ve tabii önlemler de arttırılarak. Yarınki görüşmeyi konuşuyorduk. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Kulüpler tabii buna göre hazırlıklarını yapacaklar. Yani işte maçların başlayacağı açıklanacak tarih kesin tarihten belki bir ay önce, 40 gün önce evet. o çalışmalara başlanılacak. Önümüzde Almanya gerçeği var. Yani takımların çoğu hazır bir görüntü çizdiler. Bayağı ya da bıraktıkları hazırladım. yerden devam ettiler. Ya tabii şimdi genel olarak acaba ikili mücadeleye girmekten korkuyorlar mı noktasında bir belki bir kafa karışıklığı yaşanmış olabilir ama yok o biraz hamlık onu söyleyeyim. Yani normal antrenman düzeninden farklı bir antrenman düzeniyle sezonun ilk maçını oynar gibi oynadılar. Ama gayet benim izlediğim maçlarda gayet keyifliydi yani. Birazdan o karşılaşmaların evet. tamamını birlikte izleyeceğiz, değerlendireceğiz sevgili Ulgas Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun Erol Bulut Hocayla görüştüğü yönünde bir haber servis edildi. Hı hı. Bu bir iddia tabii. Henüz doğrulatamadık ama e, Erol Bulut mu olacak yoksa işte yabancı bir teknik adama mı yönelecek Fenerbahçe tartışması devam ediyor. Sayın Başkan Ali Koç "Acelemiz yok. Gayet sakin bir şekilde arayabiliriz." Evet. dedi. Nasıl da Ya tabii e, mesele şu. Belli ki Fenerbahçe bazı oyuncularla teknik direktör belli olmadan o görüşmeyi gerçekleştiriyor. O işte özellikle Gölcük Spor'dan İsmail transfer edildi biliyorsun. Aynı şekilde evet. Buca Spor'dan Barış'ın transferi söz konusu. Almanya'dan gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Mannheim'dan gelmişti Barış. Ki benim pek izleme şansım olmadı onu söyleyeyim. Nasıl bir oyuncu olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Belli ki Fenerbahçe'nin oyuncu izleme departmanı e, izlemiş ve ile o... ilgili görüşün var mı takip ettiğin bir Yok olacak. ben geçen sene 3 e, maçına gittim Gölcük'ün. Üçünde de e, kadroda yoktu İsmail. Öyle bir şanssızlık hmm. yaşadım. Hani yapacak bir şey yok. İzleyemedim yani. <laughs> Orada yapacağım bir şey yok. E, ama işte biz de e, özel, Radyo Gol'a bağlamıştık hem e, Sadi Tekelioğlu. Ben İsmail için gittim demişti e, Gölcük Spor. Öyle iddialı bir cümle. Ben ona çok hay şey hayal kurdurttu demişti. Sonra Gölcük Spor Başkanı ve mevcut teknik direktörüyle de konuştuğumuzda gerekli bilgileri aldık. Ama tabii ki şimdi izlemekle gerekli bilgileri almak arasında dağlar kadar fark var. Belirli bir çalışma yapıyor Fenerbahçe. Transferleri de buna göre yapacaklar anladığım kadarıyla. Çok fazla yani şöyle söyleyeyim kafalarında muhakkak bir 3-4 teknik direktör dayı var. Zaten isimler çıkıyor. O isimlerin ortak noktasına göre de bir transfer yapmak durumdasınız. Yani hiç uymayacak isimler alırsanız olmaz. Mesela işte Galatasaray Frank Rijkaard'ı getirdi ama işte Elano vardı, Joe vardı, Giovanni dos Santos vardı, o vardı, bu vardı ama orta sahayı Mustafa Sarpla oynamak durumunda kalıyordu Frank Rijkaard. Onun için pek hoşlandığı bir tarz değildi. Ee, teknik direktörü getirdikten sonra onun sistemine uygun olmayan oyuncuları getirdiğiniz anda sistem çöker. Mesela oyuncuya göre de sistemini evritebilecek ona göre bir sistem kurabilecek teknik direktörü getirmek. Kim olacak? Bekliyoruz. Yani hep konuştuğumuz isimlerin hepsi yalnız ee, sistem Teknik direktörü. Değil mi? Belli ekolün temsilcisi. Yani Bielisa'dan tutun Abdullah Avcıya kadar, Erol Bulut'a kadar hepsi belirli kurguların e, teknik direktörleri. O doğrultuda gidiyor Fenerbahçe'de. Sence Abdullah Hoca ihtimali var mı Fenerbahçe için? Konuşulduğu için, basında geçtiği için söylüyorum. Yani doğrudan konuşulmuş mudur, akla gelmiş midir, gelmemiş midir, temas kurulmuş mudur? E, bu konuda bizi bilgilendirecek olanlar, sevgili e, muhabirler, emekçiler. E, onlar zaten bu, bu konu hakkında bilgi verirler. Biz sadece ismi geçtiği için konuşuyoruz yani en azından basında evet. ismi geçtiği için e, konuşuyorum ben kendimi. E, Vedat Muric meselesine ne diyorsun? E, yani 30 milyon euro civarında bir teklife Fenerbahçe yönetimi hayır demeyecek ama altı bir teklifte de kapılar kapatılacak deniyor. Tabi e, tabii yani, yani Vedat evet. Muric'in satılması elbette Fenerbahçe'nin oyununda çok şey eksiltir ama bütçe anlamında da kulübü muazzam derecede rahatlatacak bir rakamdan bahsediyoruz. Öyle ama e, işte şöyle bir sıkıntı da var mesela. Tamam Galatasaray Gomis'i sattı. E, 6 milyon euroya satmıştı değil mi yanlış hatırlamıyorsam mi evet. e, Emigomis'i ama yerini doldurmak için gitti en bayacak 10 milyon euro verdi mesela devre arasında. E, öyle de bakmak e, durumundayız hadiseye. Mesele oyuncuyu satmak değil, oyuncuyu sattıktan sonra doğru planı yapabilmek. İşte Genk kulübü mesela, Wilfred e, N. Didi 180 bin euroya almıştı, 18 milyon euroya sattı. Wilfried dediği sattığı gün gitti Norveç'ten Sander Berge'yi transfer etti. 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusunu onu da Sheffield United'a sattı geçtiğimiz devre arasında. Yani sizin planınız buysa Vedat Muriç sattıktan sonraki bir hafta içinde o profile uygun ve hatta doğrudan onun boşluğunu doldurabileceğine inandığınız bir santroforu getirip takıma monte ettiğiniz zaman hiçbir satış zarar değildir. Ama tabii ki pandemi sonrasında İngiliz kulüplerinden özellikle İngiliz kulüplerinden ve veyahut da dünyada ee, bu tarz para çıkar mı? Bu e, yüksek meblağ çıkar mı? E, Vedat Muriç ve veya benzer oyuncular için onu görmek lazım. Çünkü Vedat Muriç piyasasını yaptı, çok iyi yaptı. Ben piyasa